Arkadaşlar merhaba. Games of Kaylin kanalına hoş geldiniz. Ben Kaylin. Bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son Alfa'yı mı geziyorduk? Toplanacak ne varsa toplamaya çalışıyorduk. Eğer görev kalmadıysa bir bakacağım nerede kalmışız. Evet, bizi tekrar buradan başlattı. Halbuki çıkmıştık buradan. Devam edelim. Şu yol üstündeki su birikintilerini toplayalım. Gel oğlum. Aferin benim paşama, nasıl da hemen biniyor babasının kayığına. Ha, aldı direkt. Gezelim. Ooo, otomatik topluyormuş, çok iyi. Bu iyi oldu, üstünden geç toplasın. Alfheim çöl kapısı. Şunlardan anahtarı bulmamız lazım galiba. Şurada bir kuş gördüm. Hemen o kuşu öldürüyoruz. Devam. Bu arada Odin kuzgunumuz da az kalmış. 13 tane daha bulduk mu? Nerede görmüştüm? Evet. Oo, tamam. Çöl kapısını açmaya gidiyoruz arkadaşlar. Şunu almışız. Şunu da aldık. Buraya nereden çıkacaktık? So, Rayer taught the Dark Elves how to train Gulan to pull a sled? More likely he told them how to be trained to pull a plow. He is the god of harvest, after all. Seems they found new uses for the pups after they left, and their fields went fallow. Just sledding around here is easier than flying during a sandstorm. Kapımız nerede? Evet. Father, there's something angry back there. Çok büyük bir tane. Oh, ejderha çıktı. Salladı. At oğlum at. Ne varsa at. At. Bir tane daha var. Ama biz bunu basıyoruz. Yaratık tepemize çöküyor ya. Öldü adam. Your guess is as good as mine. Imprisoning a drake. I can't decide whether to be impressed or horrified. Either way, it is over now. Bir şey yokmuş ya. Keşfedecek bir yer var sanmıştım, bakalım. Affedersiniz. Bir tane İrfan, bir tane Nornir sandığımız kalmış burada. Ama nerede? Şimdi şurada efsanevi bir tane sandığımız kalmış.
Buraya bir gidelim. Abi mecbur gezeceğiz. Yani nasıl atlamışım ben orayı çözemedim ama. Sandığı bulmamız lazım. Kaydı yarım saatte tutmayı düşünüyorum. Bitirmeyi düşünüyorum. Biraz videolar izlendikçe yürüyelim istiyorum ama videolar uzun olduğu için, daha kanalımda çok yeni olduğu için şu an izlenme sayılarım biraz düşük. Ama güzel işler yapacağız. Şimdi biz buraları hep baştan aşağı gezdik arkadaşlar. Yani gezmediğimiz, görmediğimiz bir yeri kalmadı. Ha, evet, bir yer vardı. Oranın şeyini bulamamıştık. Evet, şimdi hatırladım oranın neresi olduğunu. Yolunu bulamamıştık. Abi nereye atlayacağız buradan? Aşağı inelim. Ama oraya gidişimiz nereden? Tekrar orayı bulmak için biraz sanki çaba sarf edeceğiz gibi. Aşağıya inelim. Oğlum buradan insen aşağıya bir. Evet, yanlış hatırlamıyorsam şu tarafta bir yerde. Orayı nasıl bulamadık biz girişini? Şimdi nasıl bulacağız bakalım. Evet, burada bir şey yok. Gidiyoruz yavaş yavaş. Yok, burası değildi ya. Gelmemiştik diye hatırlıyorum ama yanlış mı hatırlıyorum? Gidelim biraz ileri. Bu taraf değil. Şu taraftan bir gidelim. Yani nasıl bulamıyoruz, ben şurayı çözemiyorum ya. Ha, şurasıydı. Bir hayvan sesi mi geldi? Evet, şurası. Şuranın yolunu açmamız lazım. Nereden atacağız ama baltayı, ona bir şu yukarıdan bir daha bakayım. Onu es geçmişiz. Şuradan falan olabilir mi? Evet. Evet, buymuş. Yani zamanında girip yapacağımız şeyi yapmadığımız için uğraştık. Olsun. Neredeydi bizim çıkış noktamız? Şurası. Gerisin geriye dönüyoruz. Şuradan geldiğimiz yerden. Biraz yorduk Kratos'u. Adam bizim yüzümüzden daha keçisi gibi. Oradan oraya gezip duruyor.
Çıkış burası galiba. Kendimizi kurak topraklara tekrar bıraktık. Şimdi bir tane keşfedilmemiş bir noktamız kalmış. Bir irfan, bir Nornir sandığı kalmış. Burayı tamamlamışız. Öbür tarafı tabi tamamlamadık daha. Yani mecbur köpekle şöyle bir tur atacağım. Hiç girmediğim, gözüme çarpan bir yer olursa oraya gireceğim. Olmazsa diğer tarafa geçeceğim. Çünkü bura çok büyük bir alan değil. Nerede bir şey bırakmış olabiliriz arkamızda, onu bulmam lazım. Çok değil, şöyle bir iki dakika dolansam yeterli. Same ones in that recipe you found? Şurada farklı bir olay var. Sandığı bulduk. Burada bir hazine bulduk. The Ballad of Yari and Somar. Yari and Somar? An old tale. Şunu yakalım. The carving marks their passage through this realm. We could always try and find the others if you're curious. Diğerlerinin bir tanesi şurada. Evet, bir tanesi şuradaymış. Abi. Biraz zahmetli olacak ama. İnşallah iç içe geçirebiliriz. Evet, onu yaktık. Şu kaldı. Bunu da hemen bir okla vurayım. Aferin, Legolas gibisin be. Gidelim Nornir sandığımızı alalım. Sonra maksimum öfkemiz artacak. Şuralarda neler var? Köpekle mi geçsek bakalım ne kaldı? Bir tane irfan, bir tane de keşfedilmemiş bir şeyimiz kaldı. Evet, biraz daha gezersek sanırım her şeyi tamamlayacağız bu tarafın. Yaratık parçalarının buradan girdik mi bir yere? Biraz önce geçtiğimiz yer. Şurada ne var? Buraya girdik. Buraya girdik. Burayı aldık. Buralarda alınmamış bir irfan falan bir şey var mıdır? Yok, sadece bu sandık vardı, onu topladık. Bakalım. Atıl kurt, diğer tarafa gidelim. Şurada sanki bir tane şey var ya. Bunu almış mıyız? Aldık sanırım ya. Ben buradaki yaratıkların hepsini kestim. Burada bir şey var. Ha.
Bu bambaşka bir görevmiş. 9 diyardaki bilmem kaç tane çiçeği bulmamız lazım. Bunu okumamış mıyız? Bak bunu okumamışız. Nasıl es geçmişiz anlamadım. Another sleeping beast. The handiwork of Alvis Stonefoot. Just a theory, but Alvis taş yak mı? Taş ayak verdi zayiat 4322 diğer. Alfheim'da tahliye tarihi yok. Mahkum troll olduğuna sadilmesi mümkün değildir. Kafasını yardırmak isteyen buyursun. Uyandırma rolü kullansın. Nezaretçi Svartheim. Evet. Alvis bu raporları tutmaktan daral geldi oğlu. O nasıl bir şey lan? Namdiğer Alvis bu raporları tutmaktan daral geldi oğlu. Allah Allah. Nasıl uyandıracağız? Alvis fıraları bilmem ne yaptı geldi ola. Nasıl uyandıracağız seni? Ne diyordu orada? Dur. Biz onun reliklere girelim. Mistik. En derinlerde. Bunu seçsek acaba bu işe yarar mı? Evet. Taşa yan bastı geldi oğlu. Aha. Herif bizi şeye soktu lan. Öleceksin zaten. Niye bu kadar uğraştın ya? Well, that relic certainly did the trick. I somewhat missed fighting trolls, didn't you? Don't forget to grab what they dropped. I bet the dwarves could make some armor out of it. İki tane de şey de vardı. Nerede vardı? Orası neresiydi? Bir tane şeyde hatırlıyorum. Midgard'da. Hatta o DLX'de Midgard'da olması lazım. Haritayı işaretlemiş olabilir. Burası bitmiş olması lazım. Evet, bu tarafı tamamladık arkadaşlar. Şimdi diğer tarafa geçelim. Şurada mesela şurayı yapmışız ama burada da toplamamız gereken şurada bir noktamız varmış. Buna bakacağız. Burayı halletmişiz. Şurayı işaretleyelim şimdilik de. Bir o tarafa geçelim. Kaydımız yarım saati geçsin istemiyorum ama. 18 dakika olmuş. Bir şey değil. Diğer tarafa geçip bir kaçış yapabiliriz. Nerede burası? Biz terse gidiyoruz sanki ama. Evet, şuradan geçeceğiz. Buralarda dikkat çekici bir şey var mı? Burası ne, kapıya benziyor? Yok, bir şey yokmuş. Devam ki. Burada bir kapımız var. Boş ver. Bir taraf çoraklar, bir taraflar kuraklar mıydı? Neydi? Bakalım nereleri gezmemişiz arkadaşlar, bir bakalım. Bir giriş falan var mı? Hop, şurada bir şey var, ne var? Ölmüş adam gördüm mü dayanamam. Yani bir kurcalarım illa ne bırakmış arkasında diye.
tarafta bir şey yok. Muhakkak burada da gizli bir yer var. Çoğu şey de oradadır. Evet, şurada mesela bir yer var. Önce şunu alalım. Sonra şuraya bakalım. Burası neresi? I can play beautifully, you know. I do not, and would prefer it remain that way. That's all a fair tribute, I'd wager. Fetch a hefty sum with our dwarven shopkeeps. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Bu dönüşüne falan patlatamıyoruz, değil mi? Yok, içinden geçti. Daha çok akıl oyunu. Ama nasıl bunların içini birden patlatacağız? Göremediğimiz ne var? Nereye gittin? Aa, bu dönüşüne patlatıyordu ya. Şöyle şu kadar dibinde dursam acaba? Şurada dursak? Yok abi, bu işe yaramadı. Şöyle geniş açıdan bir bakalım, geniş perspektiften konuşabilsem çok güzel olacak. Abi yok, bunun başka bir yolu yöntemi yok ya, yani yok ki, başka hiçbir şey yok. Acaba şu dışarıdan burayı gören bir yer var. Oradan başka bir şey mi yapacağız? Acaba dedim, hani belki öyle bir şey olabilir. Bir çıkalım, bir kontrol edelim. Oraya da çıkacak yer varsa tabi. Yok. Maalesef düşündüğümüz gibi bir şey değilmiş. Buraya girmiş miydik? Burası zaten mağara. Bir yolunu bulacağız. Bu adamlar bunu yaptıysa vardır bir şeyler ya. Bir mantığı olması lazım. Hani bunu hızlıca atıp çekip demek ki çekerken oluyormuş arkadaşlar. Yani dediğimiz doğruymuş, denk getirememişiz sadece. Ne aldık? Kalkan rende. Bir şeyler, bir şeyler. Bir irfan, bir nornir sandığımız, bir kuzgunumuz, bir de keşfedilmemiş bir şeyimiz var. Bakalım Odin kuzgunu nereden çıkacak? Henüz göremedim. Biraz gezelim bakalım. Gözümüze çarpar belki. Ne tarafa gidelim? Şöyle bir arkalarından dolaşalım. Şuradan bir girelim.
burayı mesela ben. Aa, evet, burası da var. Burası da var. Burayı yapamamıştık mesela. Bu da büyük ihtimalle şöyle atıp çekerken yapacağımız bir yer diyecektim ki öyle oldu. Evet. Sıradan bir sandık. Yani. Devam edelim. Ha, burası lanetli bölge. Burada şu şerefsizlerle savaştık. İki kayıt boyunca. Devam edelim. Hatırlamak istemediğimiz çirkin anılar. Yaratığın ağzına girmiştim ben daha önce. Şu tarafta bir şey var mı? Yok. Yok ya, bu yaratığın ağzına iki sefer falan girdik biz. Ama sanki bir karga sesi duydum diyecektim ki buradaymış. Evet, sandığımızın bir tanesi burada. Bunu hangi açıdan vuracağız? Bugün ne vuracağız? Evet, ikincisi nerede? İkincisi orada. Şu açıdan sanki daha kolay. Değil. İki. Üçüncüsü nerede? Üçüncüsü orada değil demek. Şuralarda ne var? Yani buralarda olma ihtimali yok gibi. Ama nereye koymuş? Bu çok uzağa da koymazlar genelde, yakın olur. Biz ama göremedik henüz. Oo, tepedeymiş. Tepedeymiş. Onu da şuradan vuracağız galiba. Abi onu... Allah acaba onu sen ondan vuramazsın. He, şu varmış ya. Şunu patlatmışsın. Kaç oldu? Evet, sağlığımız arttı. Ne kaldı şimdi burada? Bir tane irfan, bir de keşfedilmemiş. Keşfedilmemiş şey var mı burada? Kumların sırrı. Hazine falan olabilir bu. Ama işte nerede? Kocaman da yer. Neyse, bir gezelim. Belki önümüze bir yerden düşer. Şu şeyden olabilir belki. Oğlum ben sizi öldürmedim mi daha önce? (Gülüyor)
buraya geldim ben. Şurayı falan yaptım hep. Bunları okudum. Yani burada keşfetmediğimiz bir şey yok. Devam edelim. Burada bir vatandaş ölmüş. Buranın içine girme şansımız var mı? Yok. Devam. Oy. Kaç dakika oldu kayıt? Arkadaşlar kaydımız 30 dakikayı geçmiş. O yüzden yayını ikiye böleceğim. Önce bir bu yayını bitireyim. Sonra ikinci yayına kaldığımız yerden devam ederiz. Bu 5. bölümdü. Şimdilik yayını kapatıyorum. Sizi bu muhteşem çöl manzarasıyla baş başa bırakıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.